tekrar başlıyoruz. Soru cevaplarınızı alacağız. Yalnız gecenin bir şarkısı var. Türkiye'de çocuklarını görmek için güzel bir annemiz var. Buraya geldiğinde ilk sorduğu soru Atatürk Kültür Merkezi var mı diyor. Korumda bizim sayfamıza gidiyor. Bize mesaj gönderiyor. Bize şiir okuyacak. 78 yaşında. Şiir okuyor. Kara kalem resim yapıyor. Şarkı türküsü. Bravo. Böyle bir insan. Şimdi size huzurlarınızda Fevziye Özdemir Hanımefendi. İstersen otur buraya. Otur. Bayan hanımlar, hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için, ama en çok burayı yönetenlere çok teşekkür ediyorum. Adım Fevziye Özdemir, 36 doğumluyum. Eserim olan şiirleri sizlere takdim edeceğim. İlk önce anneler şiirini okuyacağım. Dikkatle dinleyin. Annemizin şiirini. Olsun Atatürk canım, olsun. Kaysın. Problem değil. Duymuyor diye düşünüyor biraz arkaya. Ve artık Sözcü gazetesi okuyor. Yani beynini yenilemiş. Yani gazetenin ama başından sonuna kadar sayfalarını görünmeden dikkatle dinleyin. Annenize önem verin. Anneciğim, anne, seni severim. Beni sevdiğin kadar. Kalbindeki sevgi çok büyük. İnan ölçülmez anne. Sen beni gece gündüz sevdin. Kalbime umut verdin. Hastalandım, sen geldin. Sevgin ölçülmez anne. Baba başka, kardeş başka. Anne, senin sevgin bambaşka. Karanlık gecelerde ışığımsın sen anne. Seni canımdan çok severim anne. Hayatını bana adadın. Hastalandım, başucumda sen kaldın. Ne dertten, ne kederden, ne kederden hiç yılmadın. Binbir emekle büyüttün anne. Emeğin çoktur senin. Bunu herkes bilmeli. Unutmak mümkün değil. Kıymetli annem benim. Kıymet vermeliyiz ona. Kalbi hep bizden yana. Sütünü içtik kana kana. Dünya teşekkür borçlu sana. Kalbimizdesin sen ana. Anneciğim sen benim. İnan seni çok severim. Sana kıymet vermeyene yazdıklar olsun derim. Bravo. İkinci şiiri, ikinci şiiri 8 Mart Kadınlar Günü için. Şimdi kadınlar için şiir okuyacağım. Dikkatle dinleyin, bu da güzel yani. Kadınlar Günü. Kadınlar Günü kutlu olsun. Kalpler neşeyle dolsun. Günün mübarek olsun. Çünkü sen bir anasın. Bugün Kadınlar Günü, bunu herkes bilmeli, ona değer vermeli. Çünkü o büyük insan. Saygı gösterin ona, kalbi hep bizden yana. Herkes inansın, inansın buna, doğrudur benim sözüm. Kadınlar canım benim, inan sizi çok severim. Bir gün bile görmezsem her an sizi özlerim. Kadın olmazsa dünyada, erkeğin işi ne orada? İşte büyük diye
Doğru söylüyor. Ulu Önder Sayın Değer Atatürk. Adam Türkiye'yi çok iyi yönetiyordun. Ne yazık ki adam çok erken öldün. Sen gideri adam bizde huzur kalmadı. Senin gibi Türkiye'yi kimse yönetemedi. Gelen atar giden atar. Hiç bıkmadın. Memleketi düzelteceğim diye konuşur atar. Çok yalan konuşmaktan memleket batar. Bari doğru konuşun, bu kadar yeter. Sen bir meleksin atam. Cennette bir çiçeksin. Seni sevmeyen varsa lütfen Türkiye'den cehennem ola gitsin. Adam çok yoruldu savaşta. Akıl yaşta değil başta. Vatan bizim sonuçta. Kurbanım sana adam. Türk halkı unutmasın. Emeğini her an hatırlasın. Sen Türkiye'nin kalbindesin. Allah sana rahmet eylesin. Güzel anamızın şiirlerini Atatürk Kültür Merkezi sayfasında bulacaksınız. Benim adım Ferdiye. Çok sevdiğim için Ferdi koydum adını. Adınız sadece yeni harfifatla soyadı bile aynı. Ama bir de bu kadar onun için. Onun için anamızın soyadı bile aynı. Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Bunda bir şike var. Var. Evet. Bir şike var bunda. Var. O kayıtları, kızın tarafından size ulaştıracağız. Güzel insanlar, üstlerimiz için. Evet, bir şiir daha var, bir arkadaşımız daha var. Beşin üzerinde kitap yazmış. Buyurun, sizden de birkaç şiir alalım. Tabii. Seher Aygınlık hanımefendi. Yok, yok. Doktorumuz da birkaç soru zaten fazla soru soramayacağız. Peki. Çok teşekkür ederim. Ricanızın mutlulukla kabul ediyorum. İstanbul gecenin içinde renk
beni. Işıklarını yaktı baştan başa. Kuş bakışı bakıyor gülümseyerek bütün dünyaya. Gözlerini kırparak hoş geldin diyor. Hoş geldin cananım, hoş geldin İstanbul'a. Bir özlemle kucaklıyorum, şarkılar söylüyorum ona. Birden çevik bakışlı atam Atatürk'ün geldi aklıma. Sessiz dalgaların içinden bandırmayla süzülüşü geçti. Gözlerimin önünden yavaş yavaş bir adım daha yaklaştım, diz çöktüm, öptüm o narin ellerinden. Tarih kokulu İstanbul, eksilmesin hiç ezan sesi minarelerinden. Sizi tekrar alacağım. Özür dilerim, gitmem lazım. Sabah 4'te yola çıkıyorum. Yani kıymetli sorularınız varsa onları alalım çünkü doktorumuz. Ben bir tane sorayım. Ben bir soru sorayım. Benim bir arkadaşım var. Psikolojik problemi var. Ben farkındayım ama o farkında değil. Okuduğum kadarıyla İnsanların psikolojik tedavilerinin başarılı olabilmesi için önce kendilerinin psikolojik problemi olduğunu kabul etmesi lazım. Fakat arkadaşım farkında değil, söylesem kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Nasıl davranmam lazım, nasıl yaklaşmam lazım, arkadaşıma nasıl problemim var demem lazım. Vallahi zor değil mi? Bu çok zor bir konu çünkü hani daha önce söylemiştim ya, izah etmiştim ya. Eğer bir insan kendi içinde olanların farkında değilse o zaman bağlantı yok. Yani senin işin çok zor. Çünkü bağlantısı olmadığı için sen her ne kadar mantıklı bir şekilde yaklaşmaya çalışsan onun bunu ters anlaması çok olası. Yani ben demek istemiyorum ki yapma demek istemiyorum ama çok dikkatli bir şekilde yapman lazım ve arkadaşına da güvenerek yani onu çok yani kırmadan bir şekilde söylemen lazım. Çünkü genellikle insanların bu şekilde içgörüsü olmazsa duygusal dirençleri çok az demektir. Ve duygusal direnci çok az olan bir insana ve yani düşünsel beyinle bağlantısı çok az olan bir insana yaklaşma biçimi ancak yani olumlu şeyler olacak. Mesela ama yani gerçekten yağlamak şeklinde değil de gerçekten inandığın olumlu taraflarını söylemen lazım. Benim düşündüğüm şeylerden bir tanesi şuydu. İkimiz de kitap okumayı çok seviyoruz. Devamlı okuduğumuz kitaplar hakkında tartışırız. Fikirler üzerine konuşuruz. Acaba diyorum psikolojiyle ilgili bir böyle bir kitap falan bir şey var mı? Yani mesela okuduğu zaman kafasına dang edecek böyle. Bak bu problemler bende de var ya diyecek ama durduk yerde de yani al bu psikoloji kitabını al oku denmez. ya bilmiyorum. Vallahi şimdi şöyle ilginç bir kitap okudum dersin. Hatta şöyle de olabilir. İlginç bir kitap okudum. Sanki bende de bir şeyler var gibi. Ondan sonra bir de sen bak bakalım sende ne var. yani, peki. Böyle yaklaşabilirsin çünkü eşit olman lazım. Yani eşit olmazsa biraz zor olur. Peki acaba bir Türkçe kitap var mı? Önerebilir misiniz? Düşünürseniz ya da arkadaşlarınıza sonra bakarsanız vallahi iyi olur. Arkadaşlarıma sorayım çünkü. Türkçe kitap olursa daha güzel olur. Yani. Türkçe kitap olursa İngilizcesinde problem var öyle mi? Evet, evet tabii. Bir konuşmada rica edelim senden bir tarihine akları konuş bize. Oğlum memnuniyetle. Ona 5 tane konuşma lazım herhalde. Yani sen bir konuş bence lütfen. %100 şaka ediyorum. Kısaca yapalım. Çok arkadaşımız sizinle iletişim kurmak istiyor. Bir iletişim, bir telefon yazarsak çok tamam, memnuniyetle. Benim için zaten ben 4-5 yani yerde birden çalıştığım için çünkü biraz önce söylediğim gibi sabah 4'te kalkacağım. Onun için yani bir an önce gitmem lazım.
lazım. Yoksa memnuniyetle kalmak isterim. Fakat öyle tesadüf denk geldi. Yani seçtiğimiz tarih, ben ertesi gün Kandere'ye gidiyorum. Onun için benim cep telefonum en iyi numara beni bulmak için zaten. Öbür türlü size 4 ayrı numara yazmam lazım. Beni adınızı tam olarak yazarsanız referans mektup gerekiyor mu sizinle görüşmek için? Evet. Evet. 04 0909 931 077. Bu benim cep numaram. Zaten eğer aklınızda kalmazsa da City West Medical Center'a giderseniz Doktor Yaşar Bey'in olduğu yerde sekreterlerin hepsi size numaramı veriyor. Bazen kartım oluyor, bazen olmuyor ama beni bulmak için en iyi numara bu numaradır. Ve benim ismim de tabii ki ismini herkes biliyor. Evet, başka soru sorun. Buyurun lütfen. Ben Ömer Bey'in az önce sorduğu kitaplar hakkında soracaktım da. Acaba İngilizce o kitapları hangilerini tavsiye edersiniz? Valla İngilizce, şimdi şöyle söyleyeyim. İstediğiniz konuya bağlı ama eğer duygusal, yani terapi bakımından şeyleri istiyorsanız şey var, bir sürü kitaplar var, buraya yazayım. Dance of Anger. Ondan sonra Dance of Intimacy. Dance of Deception. Kendi kendini aldatma. Yalnız biz Türk'üz. Belly dance olanı var mı acaba? Belly dance. Onun için Amerikalılar var. Bu kitapları çok tavsiye ederim. Bir de depresyonun yani birazcık küçük bir kitap ama birazcık bir de terapi diliyle yazılmış biraz ama çok güzel bir kitap. Bunların yazarları var mı yoksa bir yazar? Var. Google yapar. Little Passage. Şimdi Google'dan anlamı lazım diyorum. Her şey böyle. Little Passage, James Hollis. Ondan sonra bunu hatırlamaya çalışıyorum. Epey bir numaralı. Ama bu kitaplar, yani kime sorarsanız, hangi şeye sorarsanız, çünkü böyle kitaplar yok, Dance of Anger, Dance of Intimacy, Dance of Deception, bu da son kitabı bu kadının. Harriet Lerner. Harriet Lerner, yeah. Mothers and Daughters. Yeah. L-E-R-N-E-R. Yeah, Harriet Lerner. Ben kitabı indirdim bile. Okuyiver bari orada olacak Ömer. Okuyiver. Yok, şu anda Atilla İlhan'ın Atatürk hangi Atatürk diye kitabını okuyorum. Çok güzel. Muammer abinin tavsiyesi. Çok şahane bir kitap. Herkese öneriyorum. Hangi arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Atilla İlhan. Kitapları hani almak zorunda da değilsiniz. Kendi bulunduğunuz semtin kütüphanesine gidip bu kitabı istiyorum derseniz onlar ya size getirtirir ya kendileri alır. Doğru yaparsınız yani. Orada bir şey var. Ucuz kitap satan yerler var. Mesela bu kitaplar diyelim 25-30 dolarsa 4-5 dolara satıyorlar. Yani ikinci el kitap satıyorlar. Azıcık kokuyor ama olsun o kadar. Bir kitap adı söylemek istiyorum. Benim için çok yararlı oldu. John Bradshaw'un Homecoming Inner Child. Yazar John Bradshaw. Homecoming in a Child.
Çağ deyince Yunus Emre'yi yazmak lazım. Evet. Yunus Emre'yi okuyorum. Şimdi John Bradshaw değil mi? Evet. Açıklıyor zaten Google'da. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Valla Türkçe kitaplar bakımından sorayım tekrar. Çok değerli hocam vefat etti ama Atalay Yörükoğlu, çocuk psikiyatrist, onun kitapları çok güzel. Bir de İngilizce kitaplar isteyenler için çok çok ilginç, çok güzel bir kitap. Birazcık eskici ama hala yani psikiyatrinin temel kitaplarından bir tanesi. İsmi şey, Childhood and Society. Çok güzel bir kitap. Yani hayatın bütün devrelerini anlatıyor. Doğuştan itibaren 8 devreye ayırmış. Çok güzel bir kitap. Yazarın ismi Eric. Erickson. Ama Batı'nın hayatını anlatmıyor mu? Peki biz doğudakiler, doğuluların onlara uyabiliyor mu? Aynı. Uyuyor. Doğu batı şey yok. Yani ırkların kültürlerin üzerinde olan bir kitap. Çünkü psikoterapi temellerine göre hazırlanmış bir kitap. Her yaşın kendine göre bir görevi var. Yani mesela hayatın ilk iki yılı trust, mistrust. Ondan sonra autonomy. Ondan sonra initiative böyle gidiyor. Intimacy versus isolation. Ondan sonra productive years, ondan sonra wisdom or despair. Doğan Cüceloğlu bize uygulayarak yazmış zaten birçok. Beyin 360 derece döndüğü için bunun doğrusu batısı yok yani. Beyin 360 derece dönüyor. Bu problem değil. Tam bu ben söz sahibi. İlginç bir kitap. Eric Erickson öyle mi? Eric Erickson. Okay. Yok bakıyorum da bunun Nick Lee diye birisi var. O PDF belki de kitabının özetini yazmış galiba. Olabilir. Evet. Çünkü bayağı eski. Peki bir soru daha. Ailesinde problemi olan psikolojik depresyonla olan birileriyle yaşayanlar için ailesi o insana nasıl yardım edebilir? O insanların neler yapması lazım? Vallahi şimdi şöyle. Her ilişkide temel olan saygı ve anlayış tabii ki çok önemli de yanlış mı diyeyim. Yani eğer bir ailede birisinin bunalsı depresyonu varsa onun yanında olanlar çok değişik şeyler yaşarlar. Yani bir anlamda bir taraftan yardımcı olmaya çalışma, hani o insanı neşelendirme veya destekleme veya teşvik etme yanında bir taraftan da öfke, bıkkınlık, hatta bazen aşağılama veya alay etme gibi durumlar da olur. Şimdi tabii ki negatif reaksiyonlar, olumsuz reaksiyonlar olunca tabii rahatsızlığı olan insana çok daha depresyonu artırır yani. Ama yani bunlar hepsi olan reaksiyonların arasındadır ama en iyi şekilde yardım etmek istiyorsanız o zaman eğer sizi bu durum bu kadar etkiliyorsa veya o insanın durumu bu kadar etkiliyorsa o zaman kendi sağlığınıza da bakmanız lazım. Yani çünkü bu çok yoğun bir şey. Bilinen bir araştırma var ki eğer bir evde rahatsız olan birisi varsa etrafındakiler özellikle bakıyorsa, bakmıyorsa bir problem yok ama mesela diyelim evde hasta birine bakılıyorsa ve çok bencil bir şekilde ilişkisi varsa onlarda da bunaltı depresyon daha çok olur. Onun için onların da bir aslında tedavi ihtiyacı var. Burada mesela bir sürü gruplar var. Şizofrenisi olanlar için, hani diğer bunaltı depresyon olanlar için aile grupları var. Yani oraya gidip konuşabilirsiniz veya birisiyle gidip konuşabilirsiniz. Ama kendi kendinizden başkası olamazsınız zaten. Özellikle aile içinde birisiyle saklayamazsınız yani. Ne yüzeyden göstermelik ne derseniz deyin, içteki ortaya çıkar zaten. Onun için aslında kendi kendiniz olmaktan başka
tavsiyem yok. Bir de öğrenmek için, yani eğer öğrenmek istiyorsanız, gerçekten öğrenmek anlamak istiyorsanız, o zaman daha derinlemesine yabriyle konuşacaksınız, daha durmadan okuyacaksınız, anlamaya çalışacaksınız. Öbür türlü biraz anlaması çok zor. Çünkü bu olan zaten bilinç dışıyla ilgili bir şey. Yani duygusal ve düşünselliğin alakası yok. Çünkü genellikle rahatsızlığı olan insanların büyük çoğunu aslında zekaları diğer insanlardan daha fazla olan insanlar. Yani genelde öyledir zaten. Yani mood disorder'ın olması için şartlardan bir tanesi aşırı zekadır. Yani yüksek zekadır. Zaten kalın kafalar zaten ne olduğunu farkında bile değil. Şimdi şöyle, siz kendi nasıl hissettiğiniz en büyük ayar. Eğer yardım alıyorsanız, o zaman mesele yok. Ama yardım almıyorsanız, yani bir kendinize yararı olmadığını hissediyorsanız veya karşınızdaki insanın size bir bağlantısı yoksa, yani kitaptan gibi konuşuyorsa, o zaman tabii için kendinizi dinlemeniz lazım. Eğer bir şey çalışmıyorsa, o zaman başka bir yol, başka bir seçenek aramanız lazım. Çünkü kendiniz bilirsiniz zaten. Ben genellikle yani bir hastamı gördüğüm zaman eğer bir en fazla 6 ay içinde şey yapıyorsa bir yerlere gönderiyorum. Eğer bir şeyler tekrar gözden geçirmemiz lazım, second opinion olması lazım çünkü düzelmesi lazım insanların. Şu andaki elimizde olan şeylerle olanaklar. Yani sizin de belli bir süreniz var o hastalık tedavi. Yok, belli bir süre değil çünkü bazı çok ağır rahatsızlıklarda tabii daha uzun süreli oluyor. Ama en azından bir rahatlama olması lazım. Yani tamamen geçmese bile bir hayatını sürdürecek şekilde bir rahatlama olması lazım belirtilerde. Yani hiçbir, benim söylediğim gibi hiçbir iyileşme olmuyorsa, yani en ufak bir iyileşme işareti yoksa. Bir de zaten arada bağlantı yoksa, mesela siz ağlıyorsunuz falan bir şey demiyor, bir reaksiyon yok. Yani anladığınızı, duyulduğunuzu hissetmiyor. O da çok önemli. Mesela benim bir hastam vardı. Şeyde Kandera'dan, yani çok aşırı bir örnek. Çünkü bazen bazı psikiyatristler hiçbir şekilde duymak istemiyor veya duygusal reaksiyon da uğraşmak istemiyor. Kadıncağız çok ağır travmalardan geçmiş. Psikiyatrist de gidiyor, anlatıyor. İşte ağlıyor, şeyden birisine tayin olmuştu kocası, onun için gitti. Ondan sonra psikiyatrist dönüyor, diyor ki o şisten mi çıktı, ne ağlıyorsun, sus diyor, ağlama diyor. Auschwitz, hani bu Almanların şey Yahudileri yaktığı kamplar var. Oradan mı çıktı? Niye ağlıyorsun diyor. Yani bu çok şey ağır bir hakaret. Kadın ağlayarak çıkmış, bir daha da kesin gitmedi diyor. Tabii öyle doktora gidilmez yani. Çünkü bazı doktor sus ağlama diyor. Ne gerek var diyor. Çünkü tahammülü yok. Yani aslında doktorun ve onu şunu da söyleyeyim, bu kadar şikayet olmasının nedeni de psikiyatrik rahatsızlıklar psikiyatristler arasında, yani psikologlar ve psikiyatristler arasında ki yani o gruptaki rahatsızlıklar normal toplumdakinden 8-9 kat fazla. Mesela bütün bunaltı depresyon. Eğer duygusal direnç fazla değilse tabii bütün gün bunaltı depresyon olan bir insanla konuşursanız yine sonunda eğer yatkınlığınız varsa siz de depresyon oluyorsunuz. Onun için bizim de ona göre şeylerimiz var. Mesela her eğitim programı ayrı. Ben Hacettepe'de girmeden önce biz hepimiz şeyden geçtik. Yani psikiyatrist görüşmeden geçtik. Ben 6 tane profesör gördüm. Hasta gibi beni aldılar ve her şeyine cevap vermek zorundasın. Ve hatta o imtihandan sonra, yani o kadar da tabii biliyorsunuz Türkiye'de rekabet fazla. 120 kişi giriyor, tek bir tane şey var, pozisyon var yani girebilmek için. Ve hasta gibi görüştüğünüz ondan sonra size diyorlar zaten o görüşmelerden sonra, isterseniz siz gelmeyin diyorlar. Başka vaktinizi harcamayın. Gerçekten. Gayet nazikane. Nazikane söylüyorlar yani. Çünkü çok sıkı, bazı yerlerde de elini kolunu sallayan giriyor. Çünkü
Evet, bir de en büyük problem benim konumda şey bulmak, asistan bulmak, yapmayı isteyen doktor bulmak. Çünkü kimse yapmış. Özellikle bu yeni nesil. Şimdi çok büyük bir şey var Avustralya'da. Yani görüş kıtlık var bir Ceren var. İstemiyorum. Ceren kızımız da var bak. Tabii Ceren evet. Ceren'i de tanıtalım. Evet Ceren psikolog. Kalkabilirsin. Evet Ceren. Ceren de size izah edebilir. Aslında bir gün de Ceren konuşsun. Evet. Bir de gençlerden dinlemek lazım. Tabii bir de gençlerden dinlemek lazım. Evet. Şimdi Ceren arkadaşımız psikolog. Ben psikiyatristim. Aramızdaki tek fark yaptığımız alanda tek fark dediğim gibi eğitimlerimiz değişik. Çünkü ben önce mesela benim tabii buraya geldiğim için hepsi çift kişi oldu. Yani kaldığımdan değil ama kuralları kabul etmediler. Türkiye'de 7 sene Hacettepe'de tıp okudum. Ondan sonra 6 sene psikiyatri lisansı yaptım. Sonra buraya geldiğim zaman hiçbir şeyi kabul etmedikleri için, o zaman öyleydi çünkü ben 1984'te geldim. Tekrar 6 sene tıp okudum. Üstüne tekrar 5 sene psikiyatri lisansı yaptım. Yapmak istemedim. Bir de üstüne ben 5 sene psikoterapi, Sydney Üniversitesi'nde psikoterapi lisansı yaptım. Şimdi bu ama normalde tıp eğitimi yapıyorsunuz. Onun üzerine de psikiyatri eğitimi yapıyorsunuz. Ama bir psikolog arkadaşlarımız da üniversiteye giriyorlar. Onlar da üniversitenin şeyine göre değil mi? 4 sene, 5 sene neyse 3 sene her üniversite değişiyor. Psikoloji eğitimi yapıyorlar. Psikoloji davranış bilimi ve insan davranışını inceliyor, insan ruh sağlığını inceliyor ve onların da verdikleri tedaviler genellikle konuşma tedavileri, kognitif behavioral terapi dediğimiz daha bir sürü tedaviler var ama ana tedavi yani çok basit anlatıyorum size. Psikiyatriste gittiğiniz zaman ilaç da verebiliyorsunuz çünkü temel doktor ihtisası olduğu için o zaman ilaç da alıyorsunuz. Ama yanlış şunu da söyleyeyim, her psikiyatrist olan, özellikle bu ülkede ben çok şaşırmıştım. Çok fazla psikoterapi eğitimi vermiyorlar. Genellikle daha çok ilaç yazan doktorlar oluyor. Yani ikisini birden yapan çok az. Hatta yabancı ülkelerde, Amerika'da falan kendilerine hani psikiyatrist demiyor. Ama Amerika'da farmakolojisi diyor. Mesela şimdi konferansa gideceğim ve çok tanıştığım insan. Orada North America'dan tanıştığım insan şey diyecek, ben mesela farmakolojik veya mesela terapist. Ama ikisini de yapanlar var dediğim gibi. Ama hepsi yapmıyor. Aslında biz ekip olarak genelde çalışıyoruz. Çünkü birçok doktor arkadaşım benim yani en burada bilinen model psikiyatristler genellikle bunlar farmakolojisi olduğu için onlar hastaya göre ilaç yazarlar ve psikolog arkadaşı CBT için gönderirler. Şimdi bu modelde hiç bir problem yok diyemeyeceğim. Yani güzel bir model de fakat eğer derinlemesine bir tedavi gerekiyorsa o zaman çok ayrı derinlemesine yani psikoterapi training lazım. Ve onun için de maalesef yani psikolog arkadaşlarının onu sağlaması çok zor. Yani psikiyatristlerin arasında bile zor çünkü o eğitimi almamız lazım. Peki Fatma Hanım, sizinle görüşmek için aile doktorunun yani GP'nin mi yasası gerekiyor?